Merhaba. Evet arkadaşlar, hepinize selam. Mini videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir ders çalışma günüyle tekrar karşınızdayım. Biraz size şöyle güncellemem gerekiyor sanırım tabii ki de. Arkadaşlar Instagram kapandı. Sizin de haberiniz vardır diye düşünüyorum. Instagram kapandı ve kötü müyüm? Kötüyüm. İlk 1-2 gün çok anlamadım da şu artık sıkıldım yani. Artık Instagram'sı hayat nasıldı hatırlamıyorum. Instagram yani ne yapıyorduk Instagram'la biz? Instagram'ı çok özledim ya. Çünkü orada böyle nasıl diyeyim bir sosyallik de anladınız mı? Orası herkes anlık görüyorduk ne yapıyor, kim nerede veya arkadaşlarımızla konuşuyorduk falan. Instagram'ı seviyorduk yani açıkçası. Kapanması kadar saçma bir olay daha ben görmedim yani, çok saçma sapan şeyler varken Instagram kapandı. Alıştık artık böyle şeyler olmasına. Saatler 8.30 olmuş. Ben bugün sabah birazcık ders çalıştım. TYT kimya çalıştım. Bir de birazcık geometri çözdüm. Akşam video çekeceğim diye başladım. Çünkü öğlen gün içinde hazırlanmak falan beni çok üşendirdiği için akşamları çekmeyi daha çok seviyorum. Ama zaten bu vlog 2 günlük falan olacak. Yani yarın da devam edeceğimiz için beraberiz yarın da. Geçen videomda co-pilot'tan bahsetmiştim. Yani sadece koşu kaldığımı söylemiştim. Ve yorumlarda da bu arada birçok soru gelmiş. Co-pilot hakkında video çeker misin? İşte nasıl koşu kalıyorsun? Anlatır mısın diye. Şimdi biz bir tane program hazırladık. Şimdi ben size o programı göstereceğim. Başta bir co-pilot hakkında kısa bir bilgi vereyim. Co-pilot bir koçluk uygulaması, koçluk sistemi. Aylık veya yıllık paketlerden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta alırken indirimde isterseniz buraya yazacağım. Zeynep Kose 100 koduyla da indirim kazanabilirsiniz. Haftada bir kez görüşmemiz oluyor. Bir tane daha görüşmemiz oluyor. O da ara görüşme şeklinde. Haftam nasıl ilerliyor hakkında konuşuyoruz. Geçen sene de bu koçluğu kullanmıştım. Ama ben mezun kafasında olduğum için tabii ki uyamadım zaten programa da. Çok da yaptığım söylenemez. Ama tamamıyla benim problemim. Ama bu sene zaten kendi açımdan son senem olarak baktığım için verilen her programa uymaya çalışıyorum. Geçen hafta uyamadım programa. Onun sebebi de yemek yiyemiyordum geçen hafta. Zaten o yüzden videoda çekemedim. Şöyle 3-4 haftadır bir yemek yiyememe problemim vardı. Geçen hafta çok fazla üst seviyeye ulaştı. 3 ısırıktan sonra midem bulanmaya başladı. O evreye geldim geçen hafta. Çok da zayıfladım bu arada. Kendimi de çok halsiz hissediyordum. Yemek yiyemediğim için otomatik enerjim falan hiç yoktu. 2 gündür toparladım. Yani artık yemek canım çekiyor ve normal eski Zeynep gibi sabah kahvaltı, akşam yemeği falan yiyebiliyorum. Gerçekten yemek yemek çok büyük bir lütufmuş arkadaşlar. Çok büyük bir nimet. Zaten benim kan değerlerim düşüyor biliyorsunuz zaten geçen sene. Yani her sene aynı problemle uğraşıyorum. Kötü olduğum için geçen hafta programımı tam bitiremedim. Bu hafta da zaten dün görüştük ama çok da yeni bir şey eklemedik. Özge abla genel olarak geçen haftanın üstüne ne verdi? Ben şimdi size zaten göstereceğim burada neler yapmam gerekiyor. Göstereyim hatta direkt size. Bu arada co-pilot uygulamaya geçti. Yani programlar artık uygulama üzerinden yapılıyor. Uygulama da hatta bu şekilde. Burada böyle puanlarınız falan birikiyor. Hatta puanlar biriktikten sonra burada böyle mağaza kısmı var. Buradan böyle bir şeyler alabiliyorsunuz. İşte kitap olsun, kulaklık vesaire. Buradan bakabiliyorsunuz ama tabii benim daha puanım 20 daha olmuş. Benim şu an bir şey almam imkansız. Yapacağım ödevler de şurada sarı olan yerde zaten yazıyor bu hafta yapılacak ödevler diye. Buraya da baktığımızda böyle bir gün seçiyorsunuz. Mesela bugün günlerden salı. Bugün yapacaklarımızı buraya ekleyelim. TYT ödevlerini görüntüle. Burada bu haftaya fonksiyonlar var. TYT fizik var. Kaldırma kuvveti. İşte ısı sıcaklık genleşme. Bundan test çözmem gerekti. Burada AYT ödev kısmı. Burada sadece AYT'den sadece fizik üzerine ilerliyoruz bu arada. Bir boyutta sabit ivmeli hareket. TYT'de sadece fizik üstüne ilerliyoruz. Çünkü fizik yani diğerleri tamam halledilebilir de fiziği şöyle bir sene başlamadan bir kendim görmem açısından AYT fiziğe de başladık. Zaten buna başlayalı oldu. Yani iki konu falan hallettim ben. Bu da üçüncü konumuzdu sanırım. Bugün ayın kaçı? 6'sıymış. 6 Haziran değil. 6 Ağustos'ta mıyız biz? Bugünün planlarına fonksiyonlar yazacağım. Birazcık fonksiyon çalışırız videoyla. TYT kimyadan test çözmem lazım. Şimdi böyle güne atıyoruz. Bakın şimdi size onu da göstereyim. Şimdi mesela bugün fonksiyonlar çalışacağız. O yüzden bunları şöyle seçeyim. Bunları şu an salı gününe ekliyoruz. Zaten burada var. Buradan seçip planımı oluşturacağım. Bugün TYT kimya. Şu periyodik sistemi de halletsek. Bir de atomun yapısı varmış. Onu da alalım. Onayladık. Bugününe bakın ekledik şurada aşağıda. Burada TYT kimya var ve bu kadar. Zaten şöyle yukarıda bizim normal rutinlerimiz var. İşte paragraf, problem, geometri olsun. Onlar da burada. Pilot'un linkini aşağıya açıklama kısmına koyarım. Sitesini vesaire incelemek isterseniz oradan bakabilirsiniz.
O zaman ben şimdi programı buraya geçiriyorum. Sonra ders çalışmaya başlıyoruz. Sekizde kapanmıyor ki, 5'te kapanıyor orası. 9'da mı kapanıyor? Oğlum ben 8'de çıkıyordum, hala açık. Yazın 5'te kapanıyor çünkü. Yazın öyleydi. Yazın. Hadi gidelim.